İşte Denizli'de otostop bulduk araba. Şu an Denizli kavşağındayız işte. Denizli'de bulmadık, Muğla'da bulduk. He? Muğla'da bulduk. Orası. İşte Denizli'ye doğru giderken aynen, bulduk aynen. Yani. Denizli'ye doğru geldik. Güzel bir insan bizi aldı. Denizli yolumuz bitti. Aynen. İşte şurası Burdur. Berk bayıldı. Abiyle sürekli ben sohbet ettim. Ben biraz uyudum evet. Abi çok iyi bir abiydi. Afşin abi. Eğer bunu YouTube'a izlersek ve bir şekilde denk gelirsen çok teşekkür ederim. Afşin Türk demek değilmiş bu arada. Yanlış. Ne oldu? Afşin zaten onu bilmiyorum. Ona bu konuda bir iddiam yok. Abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir muhabbetti. Evet. Senden çok şey öğrendim. Araban çok arkadaş güzeldi. Arkadaş bayıldı. Araban çok güzeldi abi. Bir de ben tarih bölümü dedim ya. Çok iyi. Ben sanat tarihi okuyorum abi aslında. Sana öyle yani sanat tarihine muhabbet uzamasın diye aynen, şey yaptım. Sanat tarihi de neymiş ya diyebilirdin ama öyle bir insan değilmişsin. Sana aynen, teşekkür ediyorum. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Geçin. Delisi Berk. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok yaklaştık Salda'ya. 30 kilometre kaldı. Daha demin kafası güzel olan bir abi aldı bizi. Sağ olsun. Çok iyi bir abiydi. O da 5 kilometre kadar evet, ileri attı bize. Bu arada yolda arkadaşlarla tanıştık. Onlar hala varamadılar. Varamadıklar. Belki de varmışlardır ya. Olabilir. Bak şu arabada onlar olabilir. Bu arada da bulunduğumuz yer çok güzel. Tam olarak neresi burası senin? Buranın ismi ne yani? Ne diye geçiyor Apaç, şeyde? Acı yapan. Ah. Acı yapmak mı? Öyle bir şey. Apa köyü. Acı ap mı? Apay. Acı payamın. Acı payam. Öncesinde. Acı payam. Acı payam. Yok acı payam 13 kilometre. Burası diyor. Burası acı payam genel olarak. Ama 13 diyor. Acı payam sen şey ilçe burası mahalle. Acı payamın bir mahallesindeyiz. Evet acı payama yakın yerlerdeyiz. Bakın. Acı payamlı arkadaşlar falan. Bakın arkada inekler var. Çok güzel bir ortam. Acayip doğal. Şurada at var mesela. En kötü ona binip giderim. Belki atar beni üstünden ama bilemiyorum. Gittiğimiz yere kadar yani. Şimdi otostopa başlayacağız işte. Ondan sonra anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Tut. Otostop Delisi Berk'in yeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar geldik. Şu anda Salda Gölü'nün o taraftayız. Hava sıcak. İşte kamp falan çadırımızı kurduk bu arada. Bu hava arada kimi gördük? Serkan'ı ve Seda'yı gördük. Hava sıcakları mevsim normallerinin üstünde. Güzel aynen, bir gün. Üstünde. Umarım gece altında olmaz. Aynen. Altıda eksi bir derece falan. Aynen. Bu şekilde işte. Şu an göl burası. Şu an eskiden okyanusa bağlıydı. Şu aynen, an. Evet, arka kameraya geçemediğim için şu şekilde göstereceğim size gölü. Krater gibi. Ama şu 1 metrede yüzünce olar herhalde. Gerisi batabilir. Ama tabii ki ben yüzmeyeceğim. Etrafta takılırım. Mako geliyor. Burada mako var bakın. Mako var kenarda. İşte bugün günlerden ne? Cumartesi. 22 Nisan. Kendinize iyi bakın. Yarın Yakaza konserinde ben de orada olacağım. Yarın mı? Yeah. Dün kamptaydık işte. Kamp alanına ulaştık. Bugün sabah da dönüyoruz. Çünkü kar yağdı amına koyayım. Baksanıza. Güneşli türküler söyleyerek geldiğimiz yerden kara söverek ayrılıyoruz. Evet, gece bir ton aksilik yaşadım. Çadırım su aldı. Yani bildiğin su bastı çadırımı. Uyku tulumumun fermuarı yırtıldı ve açılmadı, kapatamadım. Başka ne bileyim çok mesela, saçma oyunlar oynadım. Son kalan sigaram ıslandı. İçemedin mi onu? ben bunu sabah içeceğim. İçemedim kanka, kanka. Gecenin ıslandı işte. İşte son tekini paylaşmazsan böyle olur. Tom kamus spotu. Evet, böyle geldik gidiyoruz şimdi. Şu an hala gibi kar yağıyor mesela. Umarım ikinci araba bizi alır. İkinci araba da 2 saat sonra geçecek değil mi sanki? Ben de ilk araba bundan aldı sandım. Öyle işte. Başka ne söylenebilir ki? Hiçbir şey söylenemez. Çok yarrak kötü bir gündü. Harbiden yarrak gibi bir gündü. Aslında, geceydi ya, gün güzeldi. Aslında kalabilirdik ama ekipmanlarımız çok az yani. Biz de kendimize kampçı diyoruz. Otostop Delisi Berk diyorum yani.
Gidip biraz evde dinleneceğim. Bu konu hakkında düşüneceğim. Ne bileyim. Beşi var. Belki ya, başka bir şey delisi olur. Bankaya memur falan olacağım ya da bilmiyorum. Daha yani, mantıklı bir seçimler yapacağım. Kayalıklara karşı sigara içeceğim. Sigara yakacağım kayalıklara karşı. Öyle yani. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Yalan. Sancılara son. Evet arkadaşlar, Talas'tayız. Güne güzel başladık. Kötü başladık. Güzel bir şekilde devam ediyor. Güneş falan açtı. Bıçak aldım lan kendime. Semih bıçak aldı kendine. Bak, test etti falan. Test ederken elimi kestim. Aynen. Bilerek. Bilerek kestim. Böyle bir şey aldım. Bak, tamam kanka, onu şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Evet. Şöyle güzel, güzel bıçak. Fiyat performansı. Fiyat performansı 15 TL. Aynen. 15 lira. Ve bu bıçağı veren kimse durmadı. Evet. Çay içtiğimiz yerde çay parası almadı adam bizden. Semih de nasıl olur lan dedi. Gitti bıçak aldı oradan, ismi yok. Ne ekmek yazıyor ama. Ya Salda şeye giderken, Salda'ya giderken. Şuradan bakalım. Market, Karadeniz, pide. Her ne seçti? Önce çay bedava tarzı sen kuruyemişçi. Denizli itfaiye. Kuruyemişçi var bir tane, çok delikanlı bir abi. Çok sevdik abi. Denizli Serinhisar itfaiye şubesinde çaprazında çok güzel bir yer var. Otostop durdu. Araba durdu bu arada.